Hayırlı günler sevgili arkadaşlar, merhabalar. Kanalıma, bahçeme hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir önceki çektiğim kısa krizantem kasımpatı videomun devamı arkadaşlar bu. Tek video halinde çekecektim ama bir aksilik oldu, çekemedim. Ben de size bakımı ve çoğaltılması hakkında bir devam videosu çekmeye karar verdim. Biliyorsunuz ben bunu pazardan almıştım. Böyle tek saksı halindeydi ama ben bunları kökünden ayırıp 3 farklı yere diktim, konumlandırdım. Kasımpatı çiçeği arkadaşlar, güzel çiçekleriyle, mis kokusuyla insanı büyüleyen, papatyagiller familyasından gelen çok yıllık bir çiçektir arkadaşlar. Soğuğa, kışa dayanıklıdır. Fazla toprak ayırt etmez arkadaşlar kasımpatı çiçeği. Hemen hemen her toprakta yetişir, çoğalır, büyür. Size böyle güzel güzel çiçekler verir. Direkt güneş ışığını sevmez kasımpatı çiçekleri. Yarı gölge ortamlardan hoşlanır. O yüzden ben de ağacımın yanına diktim ki fazla güneş almasın. Fazla güneşe maruz kalmasın çiçeğim diyerekten. Nemli ve serin ortamları sever arkadaşlar kasımpatı çiçekleri. Şöyle göstereyim sizlere. Bir saksı kasımpatı çiçeğinden 3 tane çiçek elde ettim ayrı ayrı. Bunları da 3 ayrı yere konumlandırdım. Buralarda büyüsün, çoğalsın inşallah. Bahçemin güzelliğine güzellik katsınlar. Bakar mısınız? Rengi muhteşem. Kokusu harika dediğim gibi. Hayran olmamak elde değil. Çiçeklerin her biri ayrı güzel. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Böyle geçen sene diktiğim bu da kasımpatım, krizantem çiçeğim. Anneciğimin komşusu Fatma teyzem vermişti geçen sene. Memlekete gittiğimde şöyle küçük küçük 2 tane fideydi. Diktim buraya. Buradan bayağı çoğaldılar. Ben bunlardan birkaç tane de ayırdım. Kökten ayırma yöntemiyle. Öbür taraflara diktim. Onları da göstereceğim size arkadaşlar. Şimdi gelelim arkadaşlar. Kasımpatı çiçeğimizin çoğaltılmasına. Kasımpatı çiçeği 3 şekilde çoğaltılır arkadaşlar. Kökten ayırma yöntemiyle, biraz önce benim yaptığım gibi kökten ayırarak, bakın 3 tane elde ettim kasımpatı çiçeği demiştim. Tohumdan çoğaltma yöntemiyle ve bir de çelik yöntemiyle arkadaşlar, çelik alma yöntemiyle şöyle istediğiniz bir yerden kırıp direkt toprağa dikip kasımpatı çiçeğimizi gayet kolay, basit bir şekilde çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kökten ayırma yöntemini ben bir tane size örnek buradan göstereceğim. İnşallah bir tane ayırmak istiyorum sizin için. Şöyle şuradan çekip bakın aldım. Kökünden çıkardım. Şöyle tek elle olunca da zor oluyor arkadaşlar. Hem telefonu tut, hem bunu yap. Sarı yapraklarını da böylece ayırıyoruz, temizliyoruz. Bakın, şöyle göstereyim. Sabitleyemedim. Küçük bir kökü var ama bu gayet güzel tutacak, köklenecek, çoğalacak, orada bize çiçekler verecek inşallah. Bakın bu tarafa dikmiştim daha önce çoğaltmak için. Biliyorsunuz bahar ayları çiçeklerimizi çoğaltmak için güzel zamanlar. Yalnız arkadaşlar sadece bahar ayında değil, bunu
sonbaharda da çoğaltabilirsiniz bu çiçeği. Hemen hemen her dönemde çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Baharda, yazın, sonbaharda. Çünkü ben hepsini de denedim. Hepsi de gayet başarılı oldu. Bakın buraya konumlandırdım. Bir pembe, bir beyaz, bir pembe, bir beyaz oraya. Bir tane de, hatta iki tane de şuraya konumlandırdım. Bunu da arkadaşlar şöyle göstereyim size. Buraya irislerimin yanına, kenarına, şöyle bir kenara dikeceğim. Burada büyüyüp çoğalacak inşallah. Kasım patates çiçeğini çok seviyorum. O yüzden bahçemin her köşesinde her rengi olsun istiyorum. Buldukça pazarda ya da bir komşuda, bir tanıdıkta hemen alıp gelip bahçeme dikiyorum. Bunu da buraya konumlandırdım arkadaşlar, diğerleri gibi.